أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, bizleri Ramazan-ı Şerif ayı ile şereflendirdi ve Ramazan-ı Şerif'in birinci 10 günü geçti, ikinci 10 günü de geçmek üzeredir. Son üçüncü 10 gününe yavaş yavaş giriş yapmaktayız. Nasip olursa bu akşam 20. teravihi kılmış olacağız, yarın da 20. orucu tutmuş olacağız. Bizim için büyük bir hasılat ayı olan Ramazan-ı Şerif ayı yavaş yavaş geride kalıyor, bu pazar yavaş yavaş kalkıyor. Bu pazardan tabiri caizse, bu bizim için beleş olan, çok verimli olan, bu pazardan istifade etme şansımız gittikçe azalıyor. İlk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, bu da bitiyor. Üçüncü 10 günün içerisine girmekte bulunuyoruz. Yüce Rabbim her birimizi Ramazan-ı Şerif'i başından sonuna kadar en iyi şekilde değerlendirebilen ayı kullarından eylesin. Bugünkü dersimizde de siz dostlarımızla bizim için mukadder olan bir ölüm hayatı vardır, ölüm vardır. Ölümden sonra başlayacak olan ebedi hayatımız vardır. İnsanoğlunun çalışması iki türlüdür. Bir, bu dünya hayatı için ihtiyacımız var, onun için çalışacağız. Bir de öbür ebedi alem var bizim için, bir de orası için çalışmış olacağız. Yani iki tane görevimiz var. Birisi dünya için çalışmak, birisi de ahiret için çalışmak. Dünya için çalışmak deyince kendi ihtiyacımızı görmek için mecburen çalışacağız. Nafakası bize ait olanların nafakasını temin etmek için mecburen çalışacağız. Tembellik yoktur dinimizde. Bahçen vardır, bahçeni boş saklamayacaksın. Ömrünü boş boş vakitlerde geçirmeyeceksin. Nafakasını temin etmen gereken çocukların var, eşin var. Eğer pirifani yardımına, desteğine ihtiyacı olan annen, babansa bunların nafakasını temin etmek için ama bağda, ama bahçede, ama fabrikada, ama ticarette bir şekilde çalışmak lazımdır. Bu bir vebaldir, bir mesuliyettir. Bu itibarla bizim dünya hayatında muhtaç olduğumuz çalışmalar vardır. Bir de ebedi hayat bizi bekliyor. İstesek de istemesek de bekliyor. Yani yarın sabah kahvaltı yapmak için, sahur yemek için, akşam iftar etmek için bir şeye ihtiyaç varsa, onu tam akşam ezan okunurken temin edemezsin. Daha önceden hazırlığını yapmak lazım. Efendim, iftar vaktinde de yemek hazır olmuş olsun, iyi bilelim. Bir insan durup dururken benim araba ihtiyacım var deyip de birden arabayı alamaz ki. Araba ihtiyacı varsa o araba için daha önceden, aylarca önce, belki seneler önce para biriktirmeye başlaması lazım. Çalışıp para biriktirmesi lazım. Bir noktaya gelince araba mı alacak, arabasını alacak, ev mi alacak, ev alacak. Yoksa hiç 5 kuruş olmayan bir insan tamam ben bir ev aldım diyemez ki hiçbir hazırlığı olmadan.
Dolayısıyla elbette bulunduğumuz dünya hayatını idame ettirebilmek için üzerimizde nafakası olan kişilerin nafakasını temin edebilmek için kendimiz de başkasını el açmayıp el açanlara yardım edebilmek, kendi ihtiyacımızı en azından görebilmek için çalışmak boynumuzun borcudur. Burasında sıkıntı yok veya az sıkıntı vardır. Herkes çalışıyor bir şekilde. Hatta şimdi daha fazlası çalışıyor. Normalde aile hayatında karı kocadan erkek çalışması lazım, kadın ev işleriyle meşgul olması lazım, çocukların terbiyesiyle meşgul olması lazım. Şimdi kadınlar çocukların terbiyesini bıraktılar, neyle meşgul oluyorlar? Onlar da çalışıyorlar, para kazanmaya çalışıyorlar. Bir eve iki tane maaş girsin istiyorlar. Peki çocuklara kim bakacak? Çocukların terbiyesini kim yapacak? Fatihleri kim yetiştirecek? Akşemseddinleri kim yetiştirecek? Bu sefer sorumsuz nesil dünyaya geliyor. Sorumsuz bir nesil şu anda maalesef her tarafı kuşatmış oldu. Çünkü anne şefkatiyle büyümeyen, baba terbiyesiyle büyümeyen, anne şefkatiyle büyümeyen bir nesil ortalığa hakimdir. Ananın da değeri kalmıyor, babanın da değeri kalmıyor. Efendim, bu noktaya doğru gidiyoruz maalesef. Şimdi şu noktaya geleceğim ben. Elbette dünya hayatındaki ihtiyaçlarımız için çalışıyoruz. Şu anda beni dinleyen kardeşlerimiz ya çalışıyorlardır veyahut da emeklidirler. Bir şekilde bir gelirleri vardır. Emekli olanlar dün çalıştıklarının karşılığını şimdi yemeye çalışıyorlar. Çalışan insanlar da bugünkü emeklerinin karşılığını yemeye, temin etmeye çalışıyorlar. Peki kıymetli dostlar, ebedi hayata inanıyoruz. Ölümle başlayan alemi berzahta, kabir aleminde ne kadar kalacağımızı Allah bilir. Biz inanıyoruz ki kabir alemi böyle üstten gözüktüğü gibi sadece topraktan ibaret değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimize göre kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Firavun ve ehlinin sabah akşam cehenneme arz edildiğini haber veriyor. Yarın ahirette korkunç bir azaba çarpılacaklarını ve cehenneme girdirileceklerini bildiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim kabir hayatından da bahsederken Firavun ve onun kafasında olanların sabah akşam cehennem ateşine arz edildiklerini haber vermesi bize kabir aleminin rahat bir alem olmadığını gösteriyor. Orası ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olmuş oluyor. Binaenaleyh ne anlamış oluyoruz biz buradan? Biz kabir alemi için de hazırlık yapmamız lazım. Orada rahat etmek için hazırlık etmek lazım. Bir de yarın ebedi hayatımız için de hazırlığı burada yapacağız. Tarlayı ekmenin bir zamanı var, tohumları saçmanın bir zamanı var. Şimdi yazın, baharda, ilkbaharda saçılması gereken tohumları kışın atarsanız olmaz. Yani toprağın bitirme gücü ne zamandır? İşte ilkbaharda ve yazın bitiriyor. Kışın bitmiş olanlar da, yeşil olanlar da ne olmuş oluyor sonbaharda? Sararmış oluyor. Kıymetli dostlar, yarın ahiretle ilgili hazırlık buradan yapılıyor. Burada ekiyoruz, orada biçiyoruz. Tabiri caizse ilkbaharda ekiyoruz, yazın ortasında veya sonuna doğru biçiyoruz. Mesele bundan ibarettir. Şimdi ölümden sonrası için hazırlık yapmadığımız takdirde ne olacak, başımıza ne gelecektir? Bu da çok net bir şekilde Kur'an'da anlatılıyor. Kıymetli dostlar, annemizi severiz, eşimizi severiz, çocuklarımızı severiz. Annemizle 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 sene görüşmemiş olsak ve 1 sene sonra annemizle karşılaşmış olsak, onun bize karşı duygularını, bizim ona karşı duygularımızı bir düşünün. Eşimizle öyle bir engel olsa, yurt dışında olsak, aramızda efendim bir araya gelmemizi engelleyecek sebepler olsa, efendim bir sene sonra eşimizle karşılaşmış olsak duygularımızı bir düşünün. Çocuğumuz askere gidiyor, 2 sene sonra veya 1 sene sonra çocuğumuz askerden geliyor.
Bu bir sene görmediğimiz çocuğumuzu askerden geldiğimizde onun bize, bizim ona karşı olan duygularımızı düşünün. Bunların örneklerini çoğaltmak mümkündür. Ama Allah Celle Celaluhu bize şöyle bir haber veriyor. Yarın ahirette, öldükten sonra kabir aleminde belki 100 sene, belki 1000 sene, belki 500 sene kalan insanlar, yarın ahirette annesiyle karşılaşacak, babasıyla karşılaşacak, çocuklarıyla karşılaşacak, akrabasıyla karşılaşacak, nasılsın, iyi misin diye sormak bile sormayacak. Sormayı koyun bir tarafa. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَالُونَ Yani ana baba diye, kardeş, eş diye birbirlerini aramadıkları gibi sormak bile sormayacaklar, nasılsın, iyi misin karşılaştıkları zaman. Bunun bir ötesini de anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Rabbimizin verdiği bilgiler %100 doğrudur. Bunlarda asla tereddüt olmaz. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Yarın ahirette kişi kardeşinden kaçacak, anasından kaçacak, babasından kaçacak, çocuklarından kaçacak, eşinden kaçacak. Yani nasılsın, iyi misin sorusunu koyun bir tarafa, nasıl onun geç bir tarafa gördüğü zaman kaçacak. Benimle muhatap olmasın, benden isteyeceği bir şey olabilir, ben de hakkı olup benden almaya kalkışabilir, ben çok dardayım, hiç muhatap olmayayım diye kaçacak. Kıymetli dostlar, ne derseniz acaba Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor ama böyle olmayacak diye düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. O zaman ne çıkıyor karşımıza? Anamızdan, babamızdan kaçacağımız o gün dehşetli bir gündür. O gün için ben şimdi hazırlık yapmazsam, anam bana merhamet gözüyle bakmıyorsa, babam bana şefkat gözüyle bakmıyorsa, ben çocuğuma, çocuğum bana şefkat gözüyle bakmıyorsa, eşim bana, ben eşime şefkat gözüyle o gün bakamıyorsak, nasılsın, hal hatır soramıyorsak, birbirimizden kaçıyorsak, o zaman o gün gerçekten çok ciddi bir gündür. Her bir insan için o gün gerçekten çok ciddi bir gündür. Ananın yaptıkları sana yaramaz, babanın yaptıkları sana yaramaz. Çocuğunun yaptıkları senin işine yaramaz. Sana senin yaptıkların lazım. Ananın yaptıkları anana, babanın yaptıkları babana, çocuğunun yaptıkları çocuğuna, senin yaptıkların sana. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعِهُ سَوْفَ يُرَى İnsanoğlu ne yaptıysa onu görecektir. Onu bulacaktır, ona ulaşacaktır. Ne yaptığı da yakında kendisine gösterilecek. Buyur bunları yaptın denecek kendisine. Kıymetli dostlar, şöyle bir örnek daha önce paylaşmıştım sizinle. Bir kardeşimiz kabristana gitmiş. Bir cenaze vesilesiyle arkadan bir araba gelmiş. Cenaze arabası, cenaze arabasının arkasında bir Mercedes. Sadece direksiyonda yaşlı birisi var. Cenaze arabasından cenaze inecek. Cenaze imamından, arabanın şoföründen başka kimse yok. Taksideki adam da oturuyor takside, inmiyor aşağı. Başka kimse yok cenazede. Arkadaş hemen koşmuş, cenazeyi arabadan indirmişler, mezara görevlilere teslim etmiş. Sonra kendi işine döndükten sonra kabirden, mezarlıktan çıkarken o Mercedes'indeki yaşlı birisi, evladım demiş, bir dakika bakar mısın demiş. Buyur demiş amca. O demiş, cenazeden arabadan cenazeyi indirirken yardım eden sen miydin? Evet bendim dedi. Evladım dedi. Sana söyleyeyim dedi. O cenaze dedi benim hanımdı dedi. Biz dedi maddi imkanları çok mükemmel insanız. Ama dedi ne işe yaradı? Ben dedi yaşlıyım dedi. O cenazeyi indirecek gücüm yoktu. Onun için ben arabadan inmedim dedi. Bulunduğumuz çevrede kibrimizden, gururumuzdan kimseyle irtibat kurmadık. Kimseyle irtibat kurmayınca cenazemize de kimse gelmedi. Ne hale düştüğümü sen gördün değil mi evlat? Dedi. Şimdi soruyorum kıymetli dostlar. Yaşarken kibir ve gururla yaşayıp hiçbir komşusuyla irtibatı, hiçbir akrabasıyla irtibatı olmayan bir insan hanımı vefat ediyor, cenazesine kimse gelmiyor. Cenaze arabasından cenazesini indirecek arkadaş yok. Cenaze imamı, cenaze arabasının şoförü, mezarlıktaki görevliler bunun naaşını mezara indiriyorlar. Şimdi pişmanlık ne işe yarar? Yani ben başladım, cenaze oldu, musalla taşına geldi ama kimse yok. Pişmanlık ne işe yarar? Oradaki bir pişmanlık bir işe yaramadı. Bir de siz kabir alemine girdikten sonra
aa ben hazırlık yapmadım deyip meydana gelecek olan pişmanlığın kime ne faydası vardır? Kimseye bugüne kadar faydası olmadı. Firavun denizde boğulacağı zaman âmentü bi Rabbi Musa ve Harun dedi, işin ciddiyetini anladı. O zamana kadar ilahım diyen Firavun, ilah olmadığını, basit bir insan olduğunu, herkesten, hiç kimseden farklı birisi olmadığını kendisi anladı. Âmentü bi Rabbi Musa ve Harun, Musa ile Harun'un Rabbisine inandım dedi. Al-âne, şimdi mi iman ettin dedi ona Allah Celle Celaluhu. Ve kad asayte kabul ve kuntu minel müfsidin. Bundan önce isyan ettin, müfsitlerden oldun, şimdi mi iman ettin dedi kendisine. Dolayısıyla kabre girdikten sonra pişmanlık kimseye fayda vermez. Pişmanlık burada fayda verir, orada fayda vermez. Ölümden sonrası için hazırlanmak, kıymetli dostlar, her insanın birinci görevidir, ikinci görevi değildir. Bakın ben size şöyle söyleyeyim kıymetli dostlar. Mesela bugün sabah oldu, kalktık, hayattayız, buradayız. Bugün sabah ayaktayız diye, sabah namazı, şimdi cuma namazı. Hayattaysak ikindi namazı, hayattaysak akşam namazı, hayattaysak yatsı namazı. Bugün vallahi billahi tallahi Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz olsa, İstanbul Valisi ile görüşmeniz olsa, şirketler arası, uluslar arası bir toplantınız olsa, vallahi billahi tallahi hiçbirisi bunlardan daha önemli değildir. Hiçbirisi Allah ile olan randevunuzdan daha önemli değildir kardeşim. Hiçbirisi daha önemli değildir. Senin sabah namazın ölümden sonra kimsenin elinden tutamayacağı gün için bir hazırlıktır. Senin öğle namazın, cuma namazın, babandan, babanın senden, senin babandan kaçtığın, eşinin senden, senin eşinden kaçtığın gün için yatırımdır. Hesaba para göndermektir, havale göndermektir. Şimdi kıymetli dostlar, cep telefonlarında bankada hesabınız vardır. Efendim, birisi bankada sizin hesabınıza para yatırıyor, tak ne geliyor hemen? Mesaj geliyor, şu hesabınızdan şu kadar para kaydedilmiştir. Eğer faturalarınız ödeniyorsa oradan sistem ne yapıyor? Tak. Efendim şu tarihte şu nolu faturanızdan hesabınızdan şu kadar kesilmiştir diyor. Anında bilgi gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Bak kardeşim, sen sabah namazını kılmadığın zaman senin hesabından büyük bir borç hemen otomatik olarak geçiyor öbür tarafa. Kıldığın zaman da otomatik olarak öbür tarafa yatırım yapıyorsun. Tak hesap geçiyor. Cuma namazını kıldın, tak ahiret hesabına geçiyor. İkindi namazını kıldın, tak hesabına geçiyor. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bankaya yatırılırsa sana mesaj geliyor, yatırılmazsa bir şey gelmiyor. Namazı kılmak ve kılmamakla alakalı farklı bir durum vardır. Nedir o? Sabah namazını kıldın, cuma namazını kıldın, hesabına intikal ediyor. Kılmadın, hesabına intikal etmiyor değil. Zaruri, mecburi, farz olan bir vazifeni yapmadığı için bu sefer eksi bakıya intikal ediyor. Şu kadar borçlu diye eksi bakıya intikal ediyor. Sadece hesap nötr kalmıyor, sıfır sıfır kalmıyor. Belki borç olarak intikal ediyor. Bundan dolayıdır ki ölümden sonrası için ciddi manada hazırlık yapmanın birinci adımı farzlarda tavizsiz yaşamaktır. Farzlarda tavizsiz yaşamaktır. Kardeşim, gözünün bebeği gibi sevdiğin çocuğun kaç defa sana yeter baba derse onu gözden silersin? Bir defa, iki defa, üç defa derse oğlum seni sildim gözden der misin demez misin? Yeter baba derse siler misin silmez misin? Silersin kardeşim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya günde beş vakit namazını kılmayan insan sabah yeter Allah'ım istemiyorum, öğlende istemiyorum Allah'ım. Ya kulum gelsene ikindi namazına, istemiyorum, gelmiyorum. Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ın bize ihtiyacı yok, bizim Allah'a ihtiyacımız vardır. Her daveti bizim için, bakın kıymetli dostlar, farz olan davet başkadır, sünnet olan davet başkadır. Yani öğle namazını siz cemaatle kılarsınız ayrı şeydir, öğle namazını kılarsınız ayrı şeydir. Öğle namazının kılınması farzdır, cemaatle kılınması sünnettir. Cemaatle kılmadığınız zaman bir kaliteyi kaybetmiş olursunuz ama öğle namazını kılmadığınız zaman kulluğunuzu kaybetmiş olursunuz. Allah ile olan, Allah'a karşı olan referansınızı iptal etmiş olursunuz. Kardeşim be, ticaretle uğraşıyorsun. Aman hocam, çekimin yazılmasını istemiyorum. Ya bir çekinin yazılmasında
Merkez Bankası'nda kredin bozulacak diye moralin bozuluyor. Kardeşim be, her gün 5 tane çek yazdırıyorsun be. Allah'a olan çekini yazdırıyorsun. Allah'ın yanında kredinin bozulmasından utanmıyor musun? Çekilmiyor musun? Yakışır mı sana? İmanına yakışır mı? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu kelime-i şehadet senin için bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. Sen diyorsun ki ben şehadet ederim, bilirim ve bildiririm, bütün varlığımla inanırım ki kainatta Allah'tan başka ilah yoktur, bir tanedir o. Kainatın bütün düzeni onunla kaimdir. Yaratan, yaşatan ve idare eden odur diyorsun. Benim üzerimde tasarruf hakkına sadece ve sadece o sahiptir diyorsun ama seni bir namaza kaldıramıyor. Akşam iftara giderken eve kaç tane telefon ediyoruz? Hanım, var mı bir ihtiyacınız, var mı bir isteğiniz? Yani isteği varsa zaten yerine getiriyor da muhtemel istekleri de soralım da eve boş gitmeyelim diyorsun kardeşim ya. Hanımın istekleri önemli de Allah'ın istekleri önemli değil mi? Bunları kale almadan yaşanmaz kardeşim, yaşanmaz. Ölümden sonrası için hazırlıkta olmazsa olmaz farzlardır. Namazıyla, orucuyla. Kıymetli dostlar, bugün sokaklarda, piyasalarda siz daha fazla dolaşıyorsunuz. Dolaştığınız zaman İstanbul'umuzda Ramazan var mıdır, yok mudur? Belki bazı bölgelerde sanki Ramazan yok gibidir. Peki bu Ramazan'da orucunu yiyen insanlar, efendim gayrimüslimler mi? Yok, bizim Müslümanlar da yiyor. Peki o zaman bir farz terk ediliyor, doğru mu? Bir farz terk ediliyor. Kimler tarafından? Binlerce, yüz binlerce insan tarafından terk ediliyor. Peki bu insanlarda kelime-i şehadet var mı? Çoğunda olduğuna inanıyorum. Çoğunda kelime-i şehadet olduğuna inanıyorum. Eh işte çalışıyorum, eh işte sıcaktır, eh işte günler uzundur diyerek bir takım paravanların arkasında saklanıyor. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّا Savaşa gitmeyip, hava çok sıcaktır, bir savaşa katılamayız diyenlere Allah Celle Celaluhu, Habibim onlara dedi ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Cehennemin ateşi daha sıcaktır dedi. Hesap var, hesap kardeşim. Bir gün hesap var. O hesap günü gelmeden bugün tedbir alırsak, işe yarar, tedbir almazsak işe yaramaz. Ölümden sonrası için hazırlık yapmak mecburen her birimizin görevidir. Yoksa giderken ya ağlayarak gidersin, ya gülerek gidersin. Üçüncü bir şıkkı yoktur. Yadında mıdır? Ağlıyordun, gülüyordu alem. Öyle bir hayat yaşa ki sonunda gülesin ağlaya alem demişler. Dünya gelirken ağlıyordun kardeşim. Niye giderken de ağlıyorsun ki? Madem ağlayacaktın niye geldin ki? Gelirken ağladın bari giderken gül, güle güle git. Hocam nasıl güle güle giderim? Nasıl mı gidersin? Ha, aç Fussilet suresini. Bak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere yürüyenler Allah'ın dediklerini, emrettiklerini hayatına prensip olarak benimseyen insanlar ölürken rahmet melekleri geliyor onlara. Korkmayın, üzülmeyin. Müjde size, cennete gidiyorsunuz derler diyor Allah Celle Celaluhu. Ölüm döşeğinde şimdi seni melekler karşılasa, dese ki korkma kardeşim, üzülme kardeşim, cennete gidiyorsun dese, gülerek mi gidersin, ağlayarak mı gidersin? Elbette gülerek gidersin. Demek ki dünyadan ahirete göçerken güle güle gitmenin yolu, formülü nereden geçer? İstikamet üzere yaşamaktan geçer. İstikamet üzere yaşamak ne demektir? Kainatın sahibi olan Allah sana bir takım, bana bir takım farzlar vermiştir. Farz ne demek? Kulum bunları senden mutlaka istiyorum dediği şeyleri farz diyoruz. Bu mutlaka istiyorum dediği şeylerde biz gevşeklik yaparsak o zaman o yolculukta sıkıntıya düşeceğimiz kesindir kıymetli dostlar. Peki ölümden sonrası için hazırlık yapmak istiyorsak, gittiğimiz zaman güzel şeyler bulmak istiyorsak evvela farzlardan hiç tavizimiz olmayacak. Kardeşim farzlar konusunda namaz, oruç güzel de bir de zekat meselesi vardır. Zekat meselesiyle ilgili şunu özellikle sizinle paylaşmak isterim. Kardeşim zekat 1/40'dır. 20 bin lira olan insan 500 lira zekat verecek.
İnanın ki 20 bin lira olan insanın 500 lira zekat vermesi kolaydır. 20 bin lirası olduğu halde 500 lira zekatını aksatanlar %10 değildir. Ama 20 milyar olanın, öyle mi? 5 milyar zekat vermesi lazım. 20 milyar olduğu halde 5 milyar zekat veren Türkiye'de kaç tane var? 40 milyar olduğu halde, 100 milyar olduğu halde, 100 milyar olan ona göre zekat verecek, 2,5 milyar zekat verecek. Yani zekat, rakamlar çoğaldıkça zekatın da rakamı yükseliyor. Efendim 5 milyar zekat vermesi gereken 100 bin lira, 200 bin lira erzak yapınca oh zekatımı verdim deyip neredeyse oynamaya başlıyor kardeşim yani. Yani cuma namazını siz yarım rekat kılsanız ben kıldım cuma namazını diyebilir misiniz? Öğle namazının farzı 4 rekatı, 1 rekat kıldım ben cuma öğle namazını kıldım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Öyleyse farz mı arkadaş? Farz mı bu? Ne kadar vermen gerekiyor? Bunu asla azaltamazsın. Azalttığın zaman hesabını vermiş sayılmazsın. Kendi kendini aldatma. Hesaplar hepsi vardır Allah'ın yanında, korkma. Sen marketten çıkarken ne yapıyorsun? Kasaya soruyorsun, ne kadar hesabın var? Ne kadar hesabın varsa ödüyorsun onu, değil mi? Hesabını o biliyor. Nereden biliyor hepsini? Makineden çıkarıyor. Senin hesabını efendim kasadaki biliyor da Allah bilmez mi hesabını? Biliyor. Ne verecektin, ne verdin bunu bilir. Ölümden sonrası için hazırlanma noktasında kıymetli dostlar, en çok muhtaç olduğumuz şeylerden birisi gerçekten ölümü düşünmektir. Gerçekten ölümü düşünmektir. Biz cenazelerde bile ölümü düşünemiyoruz. Bir gün bir cenazede şehirler arası cenaze götürüyoruz. Bindik otobüse, Cenazeyi götürenler kimlerdir? Cenazenin en yakınları, en dostları. Eğer şehirler arası bir insan için cenazeye gidiyorsa bir insan çok yakın, sevdiği, ilgi duyduğu birisidir. İnanın ki samimi söylüyorum. Boğaz Köprüsü'nü geçmeden Galatasaray Trabzonspor meselesi başladı arabanın içerisinde. Altta cenaze, üstte Galatasaray Trabzonspor müzakeresi var. Nasıl bir ölüm hazırlığı bu? Nasıl bir ölüm düşüncesi? Gaflet ne kadar kuşatmış insanı? Belki babası, belki amcası, belki dayısı, dayısı gibi sevdiği birisinin cenazesini aldı, götürüyor, gidiyor. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş meselesi bunu, yani cenaze ile bunun öpüştüğü, birleştiği, buluştuğu nokta nasıl olabilir? Gafletin bu kadarı ancak olabilir. Ölümü düşünmemek, ölüm için hazırlık yapmamanın en büyük sebeplerinden birisidir. Hiç ölmeyecekmiş gibi insan hareket ediyor, hiç ölümü düşünmüyor. Ölümü düşünmediği için ölümden sonrası için bir hazırlık yapmıyor. Bakıyorsunuz ki mesela Allah hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bir tahlile gitseniz, tahlilden efendim ne çıksa? Kanser çıksa ve kötü bir kanser olduğu da anlaşılmış olsa, bu sefer ne oluyor? Değişiyor mu, değişmiyor mu? Yani işin ucunda, tünelin ucu gözükmeye başladıysa değişiyor mu, değişmiyor mu? Namazlar gıdıklamaya başlıyor mu? Başlıyor. Biraz daha fazla camiye cemaat olayım demeye başlıyor musun? Başlıyorsun. Niçin? Ölümü düşünmeye başladın bundan dolayı. Demek ki ölümü hatırlamak ne yapıyor? Tünelin ucu gözüküyorsa insan biraz kendisine çeki düzen vermeye başlıyor. Kardeşim belki camiden dışarı çıkamayacağız. Tünelin ucu çok kısa, çok yakın olmuş olabilir. Ölümden sonrası işin hazırlık yapma noktasında kıymetli dostlar, ölümü düşünmek gerekiyor, ölümü unutmamak gerekiyor. Üçüncü olarak da kıymetli dostlar, ölümden sonrası için hazırlık yapmak isteyen insan samimi tevbeyle tevbe etmesi lazım. Samimi tevbeyle. Öyle, gelin cemaat bir tevbe istiğfar edelim, bu değil, bu değil. Samimi tevbe nedir biliyor musun? Hayatını şöyle film gibi gözün önüne getir, kulluğuna yakışmayan, Allah'a hesabını veremeyeceğin ne alışkanlıkların var, ne yanlışların var, pişmanlık, nedamet, bitti artık, bunlar benim hayatımda yoktur diyebilirsen işte tevbe burasıdır. Yoksa haydi bir estağfurullah diyelim, bu değildir tevbe. Pişmanlık, nedamet, artık benim hayatımdan bu günahlar uzaklaşmıştır, olmayacak bunlar bundan sonra, Allah'ım sen de bana yardım eyle, bu tevbede sadık kalmamı, bana yardım eyle, elimden tut diye Cenab-ı Hak'tan yardım istemek lazım. Demek ki ölümden sonrası için hazırlık için farzlar olmazsa olmazdır. Ölümü düşünmek lazım. Ölümü düşünürsek ölümden sonrası için hazırlık yaparız. Tünelin ucu bize çok yakındır. İlla bunu kanserle, şununla bununla görmek gerekmez. Her zaman bize yakındır. Üçüncü olarak ölümden sonrası için ciddi manada hazırlık yapmanın şartı
Samimi tevbeden geçer kıymetli dostlar. Samimi tevbe eden insan geçmiş günahlarını siliyor, amel defterini temizleyebiliyor. Allah bize bu imkanı verdi, bu şansı, bu nimeti verdi. Ne büyük nimettir bizim için değil mi? 50 senelik hayatındaki kirli çamaşırlarını bir defada yıkayabiliyorsun, bir defada temizleyebiliyorsun. Ama gözyaşı dökeceksin. Samimi tevbenin alametleri nelerdir? İnşallah daha sonra onları sizinle paylaşırız. Tevbe sadece tevbe ettim Allah'ım demek değildir. Estağfurullah demek değildir. Dudaktan çıkan değil, kalpten yükselendir. Ciğerlerinden yükselendir. Efendim, gerçekten mimiklerinden anlaşılabilen samimi tevbedir geçerli olan kıymetli dostlar. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla sizleri merzuk eylesin. Rabbim bütün sıkıntılarınızı izale eylesin. Rabbim namerde muhtaç eylemesin, harama muhtaç eylemesin, yalana muhtaç eylemesin. Ahirette yüzümüzü kara çıkaracak her türlü yanlış tavır ve davranışlardan en kısa zamanda bizleri kurtarsın. Hesabını verebileceğimiz güzelliklere bizleri muvaffak eylesin. Rabbim yediği helal, içtiği helal, giydiği helal, duası müstecab olan iyi kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerif'te beraatini eline alabilen, rahmeti rahmandan zirvede istifade etmiş olan, mağfireti sübhaniyeden gıcır gıcır tertemiz olabilen, bahtiyar kullarından olmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Ne kadar muhtaç olduğunuz iyilikler ve güzellikler varsa Rabbim hepinize nasip eylesin. Ne kadar muhtaç olduğunuz sıkıntılardan kurtuluş varsa onlardan da Rabbim sizi kurtarsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.